Sevgili Getrek izleyicileri, hayırlı pazarlar, hayırlı günler. Bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir'in Havran ilçesinin Koca Seyit Arenası şehir stadındayız. Evet, burada bir şampiyonluk maçı için sizlerle beraberiz. Balıkesir Süper Amatör Lig'de Havran Belediyespor'la Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un Bal Ligi'ne yükselme maçı gibi bir final maçında, son maçındayız efendim. Yanımızda da tecrübeli hoca, Balıkesir'de profesyonel futbol oynamış, maçı zaman zaman beraber yorumlayacağım arkadaşım, Tony Mustafa lakaplı Mustafa kardeşimiz. Merhaba Mustafa'cığım. Merhaba, merhaba abicim benim. Yıllardır böyle bir futbol şöleni görmemiştik. Havran Fatih Belediyespor'a ve Balıkesir Belediyespor'a bize böyle güzel bir şenlik izletecekleri için şimdiden teşekkür ediyoruz onlara. Evet. Şimdi şöyle söyleyelim, yorumlayalım. Zannedersem 59 puanlı iki takım var değil mi Mustafa? Doğrudur, arkadaşlar. Doğrudur hocam. Biri Balya Belediyespor, Balya'da başarılı bir lig geçirdi sezonu. Kesinlikle, için. Daha ikinci yıl olmasına rağmen, Süper Amatör'de tecrübesiz olmasına rağmen çok güzel, belediye başkanı çok güzel işler yaptı, sporu sevdiğini orada da gösterdi. İkinci yılında şampiyonluğu oynattı takımı. Oynattı değil mi? Evet, kesinlikle, kesinlikle hocam. İkinci 59 puanla da olan ama ikili avarajla lider Havran gözüken Fatih, evet. Havran, evet, hocam. Havran Fatih Belediyespor. Doğrudur, doğrudur Havran hocam. Fatih, doğrudur hocam. Ondan da puanı 59. Bayya ile ikili avaraja baktığınız zaman şu anda şöyle bir yorum yapayım ben hocam. Gelen avaraja baktığımızda Havran Fatih Belediyesi Balya Spor lider gözüküyor. Fakat kendi aralarında yaptığı maça bakıyorlar. Kendi aralarında yaptığı maçta da Havran Fatih Belediyespor bir golle lider şu anda. Anladım. Anladım. Çok güzel. Evet, sevgili seyirciler, kadroları sayalım. Havran Fatih Belediyespor 22 numarayla kalede Eser Bozkurt, 2 numara Emre Alkurt, 23 numara Recep Altıntaş, 4 numara Gürol Kahraman, 5 numara yılların tecrübesi Baran Sönmez, 6 numara Ömer Karadağ, 7 numara Hakan Başak, 9 numara Hasan Özcan, 10 numara Ali Yılmaz, 11 Azat Mamak, 14 Tolga Baysal. Yedekler 1 numara Gökhan Kaya, 19 numara Serhat Yıldız, 25 numara Berak Cengiz, 3 numara Muammer Bülbül, 21 numara Hüseyin Kaya, 13 numara Emin Dündar, 20 numara Bahattin Yağcı. Maçın orta hakemi Murat Orhan, yardımcıları Mutlu Çiğrem, Hidayet Zeybek. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 57 puanlı 3. sırada olan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 1 numara Enes Çetin, 2 numara Kamil Akkuç, 3 numara Salih Eleron, 4 numara İsmail Bolat, 5 numara Deniz Dalmaz, 6 numara Emre Topçu, 7 numara Oğuzhan Akgün, 8 numara Cebrail Aşkın, 9 numara Akın Arıcan, 10 numara Semih Gültekin, 17 numara Ali Dursun Bekdemir. Yedek kulübesi şu isimlerden oluşuyor: 12 numara Muhammed Uyanık, 13 numara Olcay Gültekin, 14 numara Ramazan Nisan, 15 numara Utku Arkın, 16 numara Adem Acar, 11 numara Musa Can Kutlu, 18 numara Suat Akman. Evet, takımlar bu şekilde sahada yer aldılar. Evet, güzel bir maç olacak herhalde. İyi bir maç olacak. Ya şöyle bir yorum yapayım. Bir daha hani bir tane maç olmayacak. İki tane güzel bir maç olacak. Evet. İstiklal Marşı. Hoş geldin. Sevgili seyirciler, şu anda
Şeref Tribünü'ne Balıkesir AK Parti'nin çalışkan milletvekili Havranlı olan kendisi sevgili Ali Aydınoğlu geldi. Stadın yapımında, bu sentetik sahanın yapımında ve Havran'a olan hizmetleriyle, bölgeye olan hizmetleriyle önemli bir milletvekili. O da Şeref Tribünü'nde kendinde yerini aldı. Evet Mustafa, nasıl bir maç bekliyor bizi? Bizi iki bu iki takımın ilk maçı ne oldu? Bir bilginiz var mı sizin Balıkesir'de, bir şehirdeki? Balıkesir'deki maçı Balıkesir Spor 3-0 kazandı. Evet. Çok güzel bir maç oldu. Kaleci hatasından Havran kaybetti diyebilirim. Ama bugün nasıl bir maç bizi bekliyor? Çok zor bir maç bekliyor. Çünkü o günkü maç, maçın şeyi belli değildi yani önemi. Ama bugünkü maçın önemi çok büyük. O yüzden bugünkü maç daha zor olacak. İki takım da denk bir halde sahaya çıkacaklar. Evet. Takımlar orta hakem Murat Orhan. Son hazırlıklarını yapıyor. Sağda yan hakemlerin kontrolleri bitti. Takımların. Şimdi biz hep 1 ile 2'nin şeyini konuşuyoruz. Balıkesir, Havran Spor için konuşuyoruz ama Balıkesir Belediyespor için de önemi 3. şu anda. Fakat bu maçı kazanırsa 2. olup playoff oynama şansı var. Yani 1. Playoff'ta da Gönen'le oynayacaklar herhalde. Şu anda Gönen'le oynayacaklar. Şöyle bir önem var bu maçın. Yenip 2. olup bütün bir yılın emeğini playoff'ta. Playoff'la hani taraftarlarını, yöneticilerini ve kendilerini tatmin edecekler. İnşallah hayırlısı olur. Ama Sayın Mustafa, bakıyorum ben Havran seyircisiyle, sahasıyla, işte belediye başkanıyla tamamen kendilerini Bal Ligi'ne hazırlamışlar. Bal Ligi'ne çıkmayı tamamen böyle kendilerinde o hazırlığı yapmışlar. Öyle görüyorum ben. Ya ben şöyle bir öz eleştiri yapıyorum kendimle ilgili. Ben kendim Edirne'liyim mesela. Yıllardır Edirne'de biz bunları yaşadık. Fakat Edirne'de artık futbol bitti. Fakat sevgili Emin Ersoy'a helal olsun diyorum. Ve 3 senedir de çıkmak istiyor. Çıkmayı da hak ediyorlar. İnşallah Allah bu sene nasip eder diyorum. İnşallah, inşallah. Tabii bir Körfez'de de Bal Ligi'nde bir takımın olması önemli. Sevgili seyirciler, Koca Seyit Arena Stadı'nda hava günlük güneşlik. Hafif bazen zaman zaman parçalı bulutlu ama futbola her şey müsait. Zemin müsait, takımlar müsait, seyirci hazır, her şey hazır. Güzel bir maç olsun her iki takıma da. Her iki takımda başarılar dileriz biz Ege Türk TV olarak. Havran Spor'da 5 numarayla Baran Sönmez var. Benim tanıdığım Baran, yılların Baran'ı değil mi? Çok tecrübeli bir sporcu. Körfez futboluna çok hizmet vermiş kardeşimiz. Çok genç yaşta Altınok Spor'da futbola, Körfez'de Altınok başladı. Körfez Zeytinli. Onu Altınok'ta tanıdı ilk önce. Ondan sonra çeşitli Zeytinli Spor olsun, Edirne Spor olsun yıllarca hizmet verdi. Güzel bir kardeşimiz. Havran'da şöyle bir şey diyeyim. Yani bir iki kişiden bir tanesi buraya kadar taşıyan kardeşimizi tebrik ediyoruz. Anladım. Çok iyi. Orta hakem Murat Orhan neyin hazır olmasını bekliyor? Yan hakemlerinden gelecek olan işareti bekliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u bu seneki performansını, siz bu ligi takip ettiğiniz için nasıl buldunuz? Ya bekleneni veremediler diyebilirim ama şu anda üniversiteli, genel üniversite ve Balıkesirli çocuklardan kurulmuş bir takım. Kalacak yerleri, tesisleri mükemmel. Aslında hani beklentiler bizden çok fazla onlardan. Neden diyeceksiniz? Tesis olarak hazırlar. Geçmişleri iyi olduğu için biz çok şey bekliyoruz onlardan. Ama dediğim gibi bu sene fazla dışarıya yönelmediler. Kendi çocuklarına ve bölgedeki okul okuyan çocuklarla devam ediyorlar. O yüzden biraz bu sene biraz sıkıntılı geçti onlar için. Anladım. Anladım. Çok güzel. Bakıyorum sahaya, Edirne Spor taraftarları da gelmiş. Tabii bir hasret var Edirne Spor taraftarlarından da. Takımlarını sahalarda görmek istiyorlar ama inşallah Edirne Spor yeniden kurulur.
yeniden amatör sahalarda mücadele eder, profesyonellikte mücadele etme şansını yakalar değil mi? İnşallah ya, o bizim en büyük yaramız. Bilmiyorum neden futbolu bitirdiler Edirne'de ama bitirdiler, kim ne derse desin, yazıktır. Evet. Edirne Spor taraftarına yazık. Ben de Edirne'li olarak. Evet, başlama vuruşunu, Avran'ın başlama vuruşuyla maç başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor topu taca attı. Avran Sporlu 11 numaralı Azal'ın sakatlığı. Azal değil mi yerdeki? Evet. Evet, 11 evet. Azal'ın sakatlığı yükselince sağ tarafta. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor topu taca attı. Centilmenlik gereği de Avran Spor topu Balıkesir'in kalesi Enes'e taştan döndü. Enes'in degajı Avran yarı sahasını geçti. Avran defansı karşıladı topu. Avran yarı sahadan uzun bir degaj, uzun bir top. Balıkesir Büyükşehir Belediye kaptanı topu kendi yarı sahasından çıkardı Simi. Sol taraftan Avran Spor atağa gelişiyor. Ve 7 numaralı Arkan Başa yapılan faulden sonra Avran Belediye Spor, Avran Fatih Belediye Spor, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor'un sahasına direkt vuruşu kullandı. Güzel bir orta, ters bir vuruş, top kornere çıktı. Avran Belediye, Fatih Belediye Spor kendisine göre sol taraftan Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin kalesine bir korner atışını kullandı. Baran topla buluştu. Baran'ın Semih'e topu. İyi bir orta cezalanın içine. Balıkesir'in kalecisi Enes topu altı pas içinde blok etti. Enes'in degacı Avran yarı sahasında buldu. Avran yarı sahasında Murat, orta hakem Murat Bey, kaleci Enes'e yapılan olayı bir faul olarak değerlendirdi. Enes'in atışıyla Deniz Dalmaz. Deniz Dalmaz sol tarafa oynadı topu. Avran kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Balıkesir Büyükşehir sahasından topu blok etti. Defansı karşıladı. Sağ taraftan Balıkesir Büyükşehir atağa geliştiriyor. Sağ çizgide. Hakan Başak topu götürdü ve kontrolünden kaçırdı. Top out olarak dışarı çıktı. Avran kaleci Eser avut atışını kullanmak üzere topu çizgiye gitti. Nasıl görüyorsunuz maç başladı Mustafa? Daha çok yeni başladı. Belediyespor Balıkesir Belediyespor da anca maça alışmaya başlıyor. Evet, evet. Hadi vur lan. Hadi oğlum. Evet, evet. Golü kim attı göremedik. Golü kim attı? Havran Belediyespor maçın 7. dakikasında. Kim attı görebildiniz mi? Ben de göremedim, önümü kapattılar. Avran Spor maçın 7 dakikasında Hakan Başak'ın ayağından golü buldu. 7 numarayı mı Mustafa? Ani bir atak. Evet. Doğru. Evet. Evet. Evet, dediğimiz gibi Balıkesir Belediye daha ne olduğunu anlamadan golü yedi. Balıkesir Havran Spor iyi şey motive olmuşlar. Bu şekilde ilk golü bulmaları, çok erken bulmaları onlar için tabii ki iyi. Maçın 8. dakikası şu anda. Balıkesir Büyükşehir Belediye yeniden bir santra vuruşuyla oyuna başlıyor. Kendi yarı sahasında topu gezdiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor ortada. Orta alana topu gönderdikleri ve Baran'ın müdahalesiyle, Avran'ın Baran'ın müdahalesiyle top taça çıktı.
sağın sağ tarafından taç atışıyla Balıkesir Büyükşehir topu oyuna soktu. Avran Belediyespor'dan defans oyuncu topu taça gönderdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor taç atışını kullandı. Kaleci Eser topu bloke etti ve orta sahaya topu elle gönderdi. Avran Belediyespor defans oyuncusunun ileri vurdu top. 5 numara Deniz'de. Deniz'in uzun bir atışı. Top oyun alanından dışarı çıktı. Out atışı da Havranspor oyuna başlayacak. Evet. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ne olduğunu anlayamadı. Evet. Daha sahaya alışamadan çok erken bir gol yedi. Tabii bu gol de taraftarı şenlendirdi. Havranspor'u biraz daha yakınlaştırdı şampiyonla. Eser'in uzun bir avut atışı orta sahada 9 numarayla Hasan Özcan topu yakaladı. 10 numara Ali Yılmaz'ın uzun topu kaleci Deniz'de Enes'te kaldı. Büyükşehir Belediyespor soldan Avran yarı sahasına girdiğinde Avran defansının müdahalesi top taca çıktı. Balıkesir Büyükşehir taç atışını kullanıyor. Kullandı. Avran Belediyespor'un müdahalesi. Salim müdahalesiyle top tekrar taca çıktı. Taç atışı Avran Belediyespor'da oyun alanı terk etti. Avran Spor kendi sahasına çıkmaya çalışırken Murat Orhan Hoca Havran sahasında yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu oyuncuların müdahalesini foul kararıyla durdurdu. Baran Sönmez 5 numara topu kendi yarı sahasından Balıkesir Büyükşehir sahasına göndermek için topu atış noktasına koyduktan sonra Murat orta hakem maça durdurdu çünkü Havran Belediye seyircileri sahayı konfetilerle doldurdu. Şimdi saha görevlilerine konfetleri temizliyorlar sahadan. Evet Mustafa Karagöz. Mustafa. Beklediğimiz gibi yani güzel bir maç izleyeceğiz ama erken gelen golden sonra herhalde Havran biraz yavaşlatmaya çalışıyor oyunu. Evet. Ama bu şekilde tabii maç 90 dakika çok uzun bir zaman. Bu şekilde bu maç bitmez. Bir şekilde hızlanması gerekiyor. Evet. Görevliler konfetleri toplamaya çalışıyor sahadan. Bayağı bir duraksadı oyun. Hava güzel, seyirci güzel. Futbol oynamaya her şey müsait. Kanatta Balıkesir Büyükşehir'in sahasında. Evet. Offside. Ali Yılmaz düdükten sonra topu oynadıktan sonra orta hakem tarafından ikaz ediliyor. Sözlü olarak. Sakin sakin.
kaleci Enes topu kendi ceza alanı içinden kullanıyor. Uzun bir top gönderdi. Avram yarı sahasına. Sonunda sağ bekleme topu uzaklaştırıyor. Deniz Büyükşehir Belediye'nin stoperi Deniz. Orta sahada Ali'nin ileriye topu. Büyükşehir defansı topu hakim oldu. Avran'ın futbolcuların müdahalesini orta hakem faul ile değerlendirdi. Faul atışını Balıkesir Büyükşehir Belediye'den Deniz kendi yanı sahasına kullanarak sağ tarafa gönderdi. Sağ tarafa uzun bir top. Avran'ın yarı sahasında Baran topla buluştu. Hasan Özcan topu bloke etti, sol tarafa gönderdi ama arkadaşı topa yetişemedi. Top oyun alanı dışına çıktı. Maçın 15. dakikası. Avran Spor oyuncular topa hakim olmaya çalışırken Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor topçular topu kazandılar. Top Balıkesir Büyükşehir'in sahasından taça çıktı. Ali'nin Avran yarı sahasına gönderdi top. İsmail'den kaptan Semih'e. Semih'ten Deniz'e. Deniz'den kalecileri Enes'e. Enes'in uzun bir atışı Avran yarı sahasında. Emre topla buluşmaya çalışıyordu. Elle oynama. Emre'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor topçunun elle oynamasını yan hakem gördü. Avran Spor direkt bir atışla kalecileri Eser'in direkt bir atışıyla oyuna topu yeniden sokacaklar. Evet. Top oyun alanının dışına çıktı. Avran Spor Balıkesir Büyükşehir sahasının yarı sahasından taç atışıyla kaptan Baran'ı buluşturdular. Topla Baran'ı kaybetti top. Avran Spor'ları Balıkesir Büyükşehir'lere atak olurken orta sahada çetin bir mücadele. Emre iki kişinin arasında Emre'nin yaptığı Avran Sporlu iki Emre Büyükşehirli Emre ile Cebrail ile Avran Sporlu Emre arasındaki mücadele direkt atışta Avran Sporlu ile Baran Sönmez topun başında. Orta sahaya gönderdiği top. Baran Sönmez tekrar topu gönderdi. Balıkesir Büyükşehir'in kalesinde tehlike büyümeden defans oyuncusu Kamil'in müdahalesiyle top taça çıktı. Avran Spor'dan Emre taç atışını kullanıyor. Ali de top. Ali topu kaybetti. Balıkesir Büyükşehir kendi sahasından topu çıkarayım derken Avran Spor defansı topu taça gönderdi Balıkesir şehrin yarı sahasından. Avran Sporlu Emre iki defa topu üst üste müdahale ederek topu taça gönderdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor tekrar taç atışıyla oyuna orta saha çizgisinden başlayacak. Ali. Balıkesir Büyükşehir Ali'ye o topu sağ tarafa gönderdi. Deniz'de Balıkesir Büyükşehir Spor'un sporcusu. Havran biraz baskı yapıyor herhalde değil mi? Yani nasıl Havran sahasını zaten iyi kullandı bu sene. Yani Havran sahasını iyi kullanıyor. Buraya gelen deplasman takımlarına zorluk yaşatıyor.
bu bir kesin. Ha bu haftaki maç ayrı bir maç olmuş onlar için. Ayrı bir motive olmuş. Taraftarla bütünleşmiş. Daha önce bu kadar taraftar olmamıştı. Yani her şey evet. Havran için güzel şu anda. Ama skor güzel. Oynadığı oyunda top yüzdesi bakarsan onda. Çok tehlikeli bir olay. Kaleci Enes topu adeta Havranspor'lu oyuncunun önünden yatarak aldı. Yani gerçekten bu sahadan çıkmak zor. Kolay değil. Evet, evet. Baran'ın müdahalesi kendi yarı sahasında. Evet, Baran Havranspor'lu Baran Sönmez'e bir sarı kart. 17 Balıkesir Büyükşehir'de Ali'ye yaptığı müdahaleden dolayı bir sarı kart gördü Baran Sönmez. Evet. Oğuzhan Havran yarı sahasından cezalarının içine Balıkesir Büyükşehir bir direkt atış kullanıyor. Oğuzhan topun başında. Havran ceza alanına topu ortalayacak zannedersen. Bir orta kesecek görüntü onu gösteriyor. Oğuzhan'ın ortası. Havran defansı çıkardı topu. Baran orta sahada topla buluştu. Baran'ın uzun bir topu. Balıkesir Büyükşehir'den 8 numaralı Cebrail Baran Sönmez'e yaptığı hareketten dolayı bir sarı kart gördü. Sarı kartla cezalandırıldı. Evet, maç. Maç kızışmaya başladı. Çok erken başladı. Gördüğüm kadarıyla hakem de çok kolay kart gösterebiliyor. Ne bileyim, iki takım da dikkat etmesi gerekiyor bu saatten sonra. Gerilmemesi gerekiyor. Havran biraz daha sakin olması gerekiyor. Baran çok erken bir kart gördü. Neden diyeceksiniz? Baran İlk hamleleri yapan hep ilk oyuncu. Yani kart görmemesi gerekiyor. Başına dert olmaz inşallah o dert. Evet. Baran'ın ortası. Balıkesir Büyükşehir'den kaleci Enes kendi cezalandırıcısına topu blok etti çıkarak. Enes uzun bir degaj ile topu Havran yarı sahasına gönderdi. Baran Ali'nin mücadelesi. Bir faul atışı gene. Baran da sık sık faullere maruz kalıyor. Ya çünkü dediğim gibi ilk müdahaleleri yapan Baran oluyor. Genelde topu karşıyan, dönen topu alan genelde Baran olduğu için topla hep buluşuyor. O yüzden diyorum kart görmemesi gerekiyor ama gördü artık. Basit bir kart gördü bir de. Keşke görmeseydi. Evet. Baran atışı kullandı. Balıkesir'in müdahalesi top. Balıkesir'in müdahalesi yeniden tekrar kapalı türbünün önünden taça çıktı. Havranspor taç atışını kullandı. Topa tekrar Büyükşehir hakim oldu. Uzun bir topla Büyükşehir kendi yarı ceza sahasından çıktı. Emre Havranspor'dan Emre kendi yarı sahasına uzun bir top attı. Hasan Havranspor santraforu Hasan Baran'ın uzaklardan çok sert bir şutu avuta çıktı. Kalenin çok çok üstünden. İlerlemiş yaşına rağmen Baran bayağı bir iyi daha. Tecrübesi, hala. Tecrübesi. Evet. Tecrübeyle gidiyor. Kesinlikle şu anda sahanın en tecrübeli futbolcusu kendisi. Enes Deniz'de oynadı. Deniz'den kendinden kaleci Enes'e top. Enes'ten sağ bekleri. Kamil Akbıçak. Kamil'den Emre'ye. Emre'den Enes'e. Enes'in uzun bir topu. Orta sahadan topa hakim olan Salih Ölen. Azat'la topu taca gönderdi. Kendi yarı sahanda ama son temas orkesini ilk önlerine sporlardan. Gol verdi artık oradaki müdahaleye. Havranspor kendi yarı sahasında gol atışına çıkacak. Uzun bir gol atışı Havran Belediyespor'dan. Hasan. Ne var kanede var? Sana bir bak ya.
Büyükşehir kendi yarıcının sahasından çıkmaya adeta zorlanıyor. Büyükşehir Mustafa. Çok defansif bir takım kurdu bu sene. Onun da zorluğunu her maçta yaşadı. Ha, en az gol yiyen takım, ligin en az gol yiyen takımı Büyükşehir Belediyespor. Ama bunun zorluğunu yaşıyor. Gol atmakta yaşıyor tabii ki. Yani daha ciddi ciddi bir kale önünde yok, bir yani yok. Hala uyanmadılar. Yani 1-0 mağlupler. Çok önemli bir maç ama hala uyanmadılar. Avran ceza alanına gönderilen topu. Avran defans oyuncuları çıkardı. Orta sahada Deniz'in topa ile müdahalesi. Avran spor gene direkt bir atak kazandı. Avran spor, Santopor nasıl? Hasan bizim Edirne Spor'un yetiştirdiği son dönemlerin iyi futbolcusu. Çünkü bundan sonra da yetiştirmez artık. Edirne Spor'da futbol kalmadığı için. En son yetişenlerden bir tanesi Hasan. Kardeşimiz Edirne'lidir. Kendisi Alfunuk'ta oturuyor. Bu sene çok emin oldu. Havran Spor eğer şampiyonluğu yaşarsa çok emin oldu Havran'a. Evet. İyi bir futbolcu yani kendisi. Hasan mücadeleyi bırakmadı. Balıkesir Büyükşehir kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Emre Erçal'ın 8 numara Cebrail. Cebrail hala topla beraber. Topu sağ kanada Oğuzhan'a attı. Oğuzhan topu oyun alan içinde tuttu. Orada Recep'in müdahalesi, top. Vay. Yarı sahasına gönderilen top. Defans oyuncuları çıkardı ve kaleci Eser önüne gelen topu bloke etti. Azat topu bloke etti. Emre'ye, kendi defans oyuncusu arkadaşı Emre'ye. Emre topu çıkarayım derken Balıkesir Büyükşehir'in Ali'nin presi top taça çıktı. Emre numara Ali. Cebrail'in orta saha mücadelesini kazandı. Ali'nin yeri yolundaki top. Avran Spor kalecisi Eser'de kaldı. Topu aldı. Avran Spor kalecisi Eser topu. Uzun bir vuruş ile Balıkesir Büyükşehir'in sahasına gönderdi. Hasan'ın çıkardığı top. İkili mücadelede Balıkesir Belediyespor'la oyuncular yapılan faul. Kendi yarı sahalarından atışı kullanmak üzere topun başına Deniz geldi. Deniz'in ileriye gönderdiği top. Cebrail ikili mücadelelerde kendi yarı sahasına verdi gelen topu. Deniz tekrar orta sahada Ali'ye. Ali sağ bek Kamil Akkuş'a ileriye atılan topu, bir faul atışı Baran kullandı. İleriye bir top, kaleci Enes topu blok etti. Evet, Emre'nin Cebrail'e yaptığı baskılarında Emre topu kazandı. İyi bir orta gönderdi. Ama kaleciye Enes'e yapılan hareket faul olarak değerlendirildi orta hakem. Balıkesir Büyükşehir kendi yarı saha, kendi ceza alanı içinde kaleci Enes bir direkt vuruş kullanıyor. Deniz'e, Deniz'den İsmail'e, İsmail'den tekrar kaleci Enes'e, Enes'ten Deniz'e. İyi hakem. Deniz'den Cebrail'e, Cebrail'den Ali'nin sırtından seken top Akın'a geliyordu. Kaleci
Eser, Avranç Kocacı Eser göğsünde top blok edip aldı. Eser Degaş için hazırlık yaparken Eser'in uzun bir degaşı Balıkesir yarı sahasında Azat tarafından top blok edilmeye çalışıldı. Ali Cebrail, Cebrail'in akına topu uzattı top. Kaleci Avranspor kalecisi Eser topu ayağına kendi yarı sahasından çıkardı. Avranspor Balıkesir Büyükşehir'in sahasından topu Hasan'a götürmeye çalışıyor ama çıkan top yedek kulübelerin önünden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor taç atışı kullanacak. Evet. Maç yarım saatini doldurdu. Yarım saat doldurdu da ben Balıkesir Belediyespor'un ne yapmak istediğini anlamadım. Yani ne oynamaya çalışıyor? Hiçbir şey çözemedim. Yani hani rakibi uyutmaya çalışıyor diyeceğim ama kendi uyuyor yani. Maç bitiyor. Bilmiyorum. Sonuçta ilk yarının son 15 dakikası ama daha bir tane kaleciye düzgün bir şutları bile yok. Evet. Evet, Avranç Bakarisi Eser topu bloke etti. 6 numaralı Emre'nin gönderdiği top. Eser'in degajı, Balıkesir Büyükşehir'in yarı sahasına top düşüyor. Deniz karşıladı. Deniz'den Ali'ye, Ali topu bloke etti. Sağ bek Emre'ye, Emre. Riskli, Emre'den riskli hareketler. Emre'nin eline çarpan top. Balıkesir Büyükşehir Belediye bir atış kazandırırken Havran yarı sahasına bir tehlikeli atış olarak da gelebilir. Topun başında Cebrail. Cebrail'den Havran'ın ceza alanına uzun bir top. Ters bir kafa vuruşu 14 numara Tolga Maysal'dan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un golü maçın 31. dakikasında geldi. 14 numara Tolga Maysal ters bir kafa vuruşuyla kalecileri Eser'i kontrpride bırakarak adeta kalesine kendi kalesine golü attı ve durum 1-1 oldu. Evet. Bu bütün statta bir soğuk duş etkisi yarattı ister istemez. Çünkü bilinçli gelen bir gol değil. Hani karambol dediğimiz saçma bir gol oldu. Ama yapacak bir şey yok. Skor 1-1 ve bu skor Balyaspor'un 2-0 şu anda önünde olduğunu öğrendim. Bu skor Balyaspor'u lider yapıyor. Havran Fatih Belediyespor'u da playoff oynatıyor. En acısı geçen sene çıkan Küçükköy Spor'u da düşürüyor. Evet. Azat topu hakim olmaya çalışıyor. Top taca çıktı. Maçın 33. dakikası. Evet. Çok yani çok hiç beklenmeyen bir gol oldu. Kimsenin evet beklemediği. Çok bilinçli. Karambola evet. Karambola bir gol oldu gerçekten. Aslına bakarsanız Azat topu hakim olmaya çalışırken kornere çıktı. Havran'ın iki kanadı çok iyi. Havran'ın iki kanadı çok iyi. Onlara evet. Oynasalar. Sağ bek, bakın bana göre sağ bek Emre'nin gereksiz şurada bir çalım atmaya kalkması kendi takımın lehine bir gol olarak döndü. Topu elle oynaması kaybettiği zaman işte. Evet. Ya gol olacak bir nedeni de olacak öyle diyelim. Evet Emre şimdi Balıkesir'in yanı sahasına topu kestiği yerden Ali'ye. Balıkesir Büyükşehir'den Ali topu çıkardı. Emre. Hakem maçı çok iyi yönetiyor yalnız. Gerçekten şu anda maçın hakemi. Öyle diyeyim ben. Balya 2-0 galipmiş mi? Evet Balya 2-0 galip. Bu durumda Balya şu dakika maçlar bitse Balya birinci olarak şampiyonluğunu ilan ediyor. İkinci Afran Fatih Belediyespor playoff oynuyor. Ali'den ama dediğim gibi Cebrail'den en kötüsü evet. Küçük geçen sene lige çıkan süper motora çıkan Küçükköy küme düşüyor. Evet. Cebrail soldan aldı tehlikeli bir şekilde Havran ceza alanına geliyor. Cebrail topu ortaya çıkardı. Numara Ali Yılmaz topu kendi ceza alanına çıkardı. Emre'den uzun bir top. Balıkesir Büyükşehir'in yer alanına. Emre'ye falan hareket faal olarak ortak tarafından değerlendirildi.
Baran'dan uzun bir top. Balıkesir yalnız Hasan top azatta. Azat. Büyükşehir yarı sahası ceza alanına girmek istiyor. Yapılan müdahale. Verdi. Yan hakem verdi penaltı. Evet. Evet, maçın 34. dakikasında Havran Spor Azat'ın ceza alanı içinde düşürmesiyle bir penaltı kazandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye sporcular itiraz halindeler. Ama orta hakemimiz Orhan yan hakemine bakarak penaltıyı verdi. Topun başına kim geçecek penaltıcı? Hasan mı vuruyor böyle penaltı atışlarını Havran'da? Kim genelde kullanıyor? Hasan kuvvetli vurduğu için Hasan vuruyor. Ama Baran da vurabilir. Evet, Hasan. Hasan geçiyor topun başına. Evet. Havran Spor'un en çok gol atan oyuncusu Hasan. Liginde gol kralı falan mı? Gol krallığını oynuyor şu anda. Öyle diyeyim. Ama son maçlar tabii ki. Balıkesir Büyükşehir'in hala itirazları devam ediyor. Yan hakemin penaltıyı vermesi onların zoruna gitti büyük ihtimalle. Zor ama orta hakem de ekip işidir. Orta hakem de dinledi sonuçta. Hasan topun başında. Maçın 36. dakikası. Hasan geliyor topun başına. Hasan'dan düzgün bir vuruş dışarı. Dışarı giden top. Havran Spor 36 dakikada penaltı atışını kaçırdı. Havran Fatih Belediyespor şoklarda şu anda. Yani ne bileyim, tam finale yakışır bir maç oluyor. Kaçan penaltılar, karambol olan goller. Süper bir maç oluyor. Hasan'a kendini attığı için sarı kart veriyor. Evet. Evet, doğru karar. Doğru karar. Hasan kolayına kaçıyor. Hasan vursa atar zaten. Hiç gerek yok. Bunlara hiç gerek yok. Zaten vursa gol olur. Hasan atar. Havran çok büyük fırsatları tepiyor. Sonu nasıl olur bilmiyoruz. Yemek yap.
Bağlanabildiniz mi? Şey. Cemil Sanayi'den 4 tane top çaldı. Tamam. Onun yanındaki su. Ay şey. Evet. Balıkesir Büyükşehir. Bedaveden sonra. Havra. Ceza alanında bir korner atışı var. Oyuna başlayacak. Yapılan orta kaleci Eser topu bloke etti. Topu ayağıyla oyuna sokayım derken 9 numara Akın tarafından yapılan Prens Poal'le karşılık buldu. Eser topu ayağıyla uzun bir şekilde Balıkesir yarı sahasına kullandı. Azat topu aktarayım derken tekrar Azat topu kazandı. Arkadaşını Azat topu aldı. Azat ceza alanının içine girmeye çalışırken Balıkesir'den 2 numara Kamil topa müdahale etti. Taç. Havran'dan 7 numara Hakan topa sahip olamadı. Top out'a. Taş atışından out'a çıktı. Evet. Talihsiz bir penaltı atışı. Havran için talihsiz. Balıkesir Belediye için talihsiz bir penaltı atışı oldu. Ne bileyim, çok güzel bir maç oluyor. Tam finale yakışır oldu. Oluyor. Hala devam ediyor. Daha neler bizi bekliyor bilmiyorum, bakalım. Maçın şu anda 41 ve 42. dakikası. 6 numara Emre topu blok etmeye çalıştı. Oğuzhan topu aldı. Balıkesirli. 2 numara Kamil'in Avran ceza alanına gönderdi. Top Avran Spor'dan Emre'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topu Salih Avran ceza alanına gönderdi. Top direkt oyun alanı dışına çıktı. Avran Spor kalecisi Eser out atışıyla topu oyuna soktu. Arkadaşı Grol topu ileri atarak Balıkesir sahasına göndermeye çalıştı. Orta sahada Avran santrafor Hasan topu aldı. Uzun bir top. 7 numara Oğuzhan'ın önüne. Balıkesir şurada. Kamil kendi çocukları Balıkesir. Öz çocuğu altyapında yetişiyor Balıkesir Belediye'nin. Evet. İyi işler çıkartıyor. Evet, Baran'a atılan top. Taştan. Azat pres yapıyor. Top out atışıyla out'a çıktı. Out atışıyla Balıkesir büyük gibi oyuna devam edecek. Kaleci Enes topu sol bekine verdi. Sol bekine verdi. Attın. Attın'a yapılan müdahale. Top taşa çıktı. Balıkesir büyük şey. Taş atışıyla topu oyuna sokmaya çalışacak. Sol taraftan Avran yarı ceza alanında top şu anda. Taş atışını kullandı. 3 numara Salih. Salih uzun topu aklına gelmeden kaptan 10 numara Semih'ten sağ tarafa Avran ceza alanı içine gönderilen topu kaleci Esen bloke etti. Eliyle orta sahada Baran topu aldı. Sol tarafa Oğuzhan'ın önüne. Süper Deniz Balıkesir Büyükşehir'den geldi. Topu topuyla aldı. Ve yaşanacak bir tehlike engellemiş oldu. Ali'ye sert bir müdahale orta sahada Büyükşehir'den. Ali'nin yaptığı müdahale. Hocam Küçükköy 2-1 olmuş. 2-1 mi olmuş? Evet, Küçükköy bir umutlanır mı acaba? Küçükköy Bağlıyalı oynuyor bu arada. Evet. Bağlıyalı Spor çıkmaya Küçükköy'de düşmemek için oynuyor. Orada da güzel bir orada final da güzel maçı bir final maç evet, var. Orada da güzel bir final maçı var. İki maç da çok güzel. Birbirini destekleyen, tamamlayan maçlar.
Evet. Baran topun başında. 17'nin 3. oldu ya. Böyle sen... Baran'dan uzun bir top Balıkesir Büyükşehir'in ceza alanının içine. Ali, Ali'nin şutu, kaleci Enes topu blok etti. Atlaya uçarak. Cebrail aldı sol taraftan, Havran yarı sahasına girdi. Cebrail'in uzattığı top. Yerine varmazken Havran Belediyespor'un defans oyuncusu topu çıkardı. Ali'nin uzun topu Azat'a. Azat ama Deniz. Enes'e, Enes'in topu. 3 numara Salih'e. Salih her ondan Azat almaya çalıştı. 17 numara Ali. Ali topu alıp Cebrail'e, Cebrail'den Salih'e gelirken 6 numara Avran Spor'da Emre. Ömer topa müdahale etti. Top taça çıktı. Kaptan Semih arkadaşlarını ikaz ederek Balıkesir Büyükşehir'in daha motive olmasını sağlamaya çalışıyor. Farkında mısın? Semih çok takımına yardımcı olmaya çalışıyor. Semih tecrübeli. Ballı Gün'de de takımdaydı. Şu anda da takımın başında. Yani yıllardır oradan yetişme zaten kardeşimiz. Kaptan Semih. Evet. Kaptan Semih. Faydalı olmaya çalışıyor Balıkesir Belediyesi. Salih taç atışını kullandı. Cebrail attı. Emre aldı. Emre'den gelen topu Salih. Salih'ten Cebrail'e gitti tekrar. Ali Hasan topu aldı. Oğuz. Avranspor'da Oğuz. Oğuz sol taraftan tehlikeli bir şekilde gitmeye çalışıyor. Balıkesir Büyükşehir'in sahasına. Orta, ortayı Büyükşehir çıkardı, topu taça attı. Evet, Avran Spor da geliyor ama ileride yeteri kadar çoğalamıyor galiba. Ya onlara da bir soğuk duş oldu. İster istemez bir tane hiç olmadık bir gol yediler. Yani bir penaltı kaçtı. E tabii ister istemez kalpleri oyundan düştü. Motivasyonları düştü. Artık ikinci yarıya ya da ne bileyim. Yani bir şey olması gerekiyor. İçeride bir elektriklenme bir yıldırım çarpması gerekiyor. Baran birazdan sazı eline alır büyük ihtimalle. Öyle diyeyim. Baran'ın öyle bir ateşleyici özelliği var. Özelliği var. Zaten evet. Dipnot düşeyim Baran'la ilgili. Bu kadar tecrübeli çocuk. Daha hiç profesyonel olmamış ama amatöründe her liginde oynamış bir kardeşimiz. Amatörün profesyonel. Ah öyle diyelim. Amatörün profesyonel. Evet. Evet, Avran kendi yarı alanından bir taş atışıyla çıkacak. Ecevin taş atışı. Ali'ye yapılan bir dokunuş. Balıkesir Büyükşehir'e bir direkt atış olarak döndü. Cebrail topun başında, kapalı tribünler önünde. Cebrail topu kendi yer alanında. 4 numara İsmail, İsmail'den Deniz'e. Deniz'den 6 numara Emre'ye. Emre'den Semih'e. Semih'in uzaktan bir şutu, kaptan Semih'in. Dışarı giden bir şut, tehlikeli bir şuttu. Bunları sık sık yapmaları gerekiyor. Çünkü rüzgar arkalarında oynuyorlar. Şimdi Havran rüzgarı arkasını alacak. İkinci yarı tabii bol bol şut çekmesi gerekiyor. Belki Havran'ın 7 golde de rüzgarın bir azizliği büyük olmuştur. Büyük ihtimalle. Evet, Eser'in uzun bir kale vuruşu. Azat topa hakim olamadı. Azat da çok gayretli bir çocuk. Boy olarak çok uzun değil ama. Havran'ın iki kanadı zaten. İkisi de kısa. Fakat çok istekliler, çok arzulular, çok hızlılar. Evet. Ali de top. Ali. Ali 11'e. Hasan'a. Hasan. Eziyorsun topu ya. Baran'a. Baran'dan Oğuz'a. Oğuz'dan sol tarafa 23 numara Recep'e. Recep topu blok edemeden Büyükşehir Belediyespor ve kaç dakika uzattı? 2 dakika. 2 dakika uzattı maça. Evet, Recep'ten Oğuz'dan, Oğuz'dan tekrar Recep'e. Recep topu kesti dışarı çıkmadan ama Baran gene ustalıkla araya girdi, topu aldı.
Ali kaçmaya çalıştı. Büyükşehir gene topu kapalı tribünlere gönderdi. Topu oyun alanı dışına attı. Balıkesir Büyükşehir bu skorla ilk yarıyı bitirmek istiyor zannedersem. Bir gol yemeden devreyi kapatmak istiyor. Baran'ın uzun bir topu. Balıkesir ceza alanına Ali'nin gelen topa vuruşu çok çok yükseklerden avuttu. Bu skor Balıkesir Belediye'nin hiçbir işine yaramıyor. Sadece Balyaspor'u şampiyon yapıyor. Havran Fatih Belediyespor'u da ikinci yapıp playoff oynatıyor. Yani Balıkesir Belediyespor bir gol daha bulması gerekiyor. Tabii gol bulmaya çalışırken gol de yiyebilir. Ona da dikkat etmesi gerekiyor. Yani işte Balıkesir'in galip gelmesi gerekiyor hesapta olmak için. Kesinlikle. Ama yani Balıkesir bir şekilde de bu skorla gene playoff oynuyor. Yine evet. Ballı hesaplarından düşüyor. Devam ediyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Havran yarı sahasında defansta karşılanan top. Oğuzhan topu. Recep'e verdi. Recep'te top yine. Recep'in şutunu Akın ayağını koyarak taça çıkmasına. Taça çıkardı. Recep taç atışıyla kullanmak üzere geldi. Oğuzhan aldı. Oğuzhan'ın uzun şutu Azat'ta. Azat Ali'ye vereyim derken Recep'in gene gönderdi topu. Baran orta sahada hakim oldu. Balıkesir Büyükşehir'den Ali orta sahada topu ayağını koyarak topun taça çıkmasını sağladı. Recep'in gene sol taraftan taç atışını Oğuz karşıladı. Oğuz'un içeriye gönderdi top ve ilk yarı orta hakem Murat Orhan Düdü ile sona erdi. İlk yarıyı özetlemek gerekirse hocam, bir kaçan penaltı, bir karambol golü, Havran'ın kaçırdığı pozisyonlar, Belediyespor'un bir tane şutu, iki tane şutu. Yani güzel bir ilk yarı izledik ama ne bakımdan? Heyecan bakımından izledik. İkinci yarı bakalım neler bizi bekliyor. Peki. Peki sevgili seyirciler, ikinci yarıda görüşmek üzere.